Merhabalar, hoş geldiniz. Omnicorn adlı nur topu gibi bir yeni mutant virüs sunusu oldu. Bu virüsün hücreye bağlandığı yerde bir protein var. Bu protein de 1273 amino asitten oluşuyor. Bunun ilk 522'lik bölümü oldukça fazla. Ama düşünün, 1273 karakterli bir şifreniz olsa bunu çözmek ne kadar güç olur. Hadi ondan vazgeçtik, 522 karakterli bir şifreyi de çözmek oldukça zor. Aslında bu beklenen bir şey. Virüs evrim geçiriyor ve evrim geçirdiği müddet içerisinde de sağ kalmaya çalışıyor. Evrim geçirmesinin temel sebebi ise bağışıklık sisteminden ve aşılardan, antikorlardan korunmak. Bir yerde kılık değiştiriyor. Fakat iyi bir noktası var bu işin. Bu kılık değiştiren, tanınmamaya çalışan virüs bir müddet sonra bağışıklık sistemimiz tarafından tanınma ihtimali ve aynı zamanda ona karşı antikor üretme kapasitesi olduğunu hatırlatmak isterim. Gene işin olumlu taraflarından bir tanesi, virüs ne kadar böyle mutasyon geçirse de elimizde olan mRNA aşısı modeli üzerinden yeni aşılar üreterek bu mutant virüslerle mücadele etme şansına sahibiz. Ve bildiğiniz üzere Afrika'dan köken olan bu Omicron virüsü nedeniyle dünyada Afrika'dan gelen yolculara karşı kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Türkiye'de de Türk Hava Yolları 5 Afrika ülkesinden yolcu gelişini yasaklamış durumda. İşin ilginç noktalarından bir tanesi de Belçika'daki bu Omicron virüsü saptanan bir hastanın Mısır'dan İstanbul'a aktarmalı olarak Belçika'ya gittiğidir. Yani dünya küçük. Dolayısıyla bence Afrika ülkelerinin diğerlerine de ciddi bir şekilde seyahat kısıtlaması uygulanması yararlı olur. Bazı ülkeler 15 kadar Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulamaya başladılar. Ve virüsün gördüğünüz mutant potansiyeli nedeniyle maalesef bu köprünün altından daha çok sular akacak. Umarım bu mutasyonlar Yunan alfabesini kapasitesini aşmayacak şekilde bir yerde sonlanır. Yoksa yeni alfabelere ihtiyacımız olacak. Hatta yeni alfabelerle beraber plaka gibi rakamlara ihtiyacımız olacak. O yüzden lütfen tedbirli olalım, kalabalıklardan uzak duralım, maskemizi kullanalım ve aşımızı olalım. Bu işten en az zararla atlatılmanın temel korunma faktörleri bunlar. Değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.